ve başlıyoruz. İlk etapta şimdi şu otopark yapacağımız, yani ana yolumuzu açacağımız duvarı yıkarak işe başlayacağız. Gör bir yandan anlatıyor herhalde. Hadi kolay gelsin hayatım. Başlıyoruz. Kapıyla herhalde, değil mi? Tamam. İstediğimiz olay buydu. Ne konuştunuz adamla?
Teşekkür ederim. Altımızdaki toprak güzelmiş gün gördüm. Çok da taş çıkmadı sanki. Değil mi? Evet. Yılan çıkar diye çok fazla yaklaşamıyorum şimdi o tarafta. Taşların arasındaki, sen geçen gördün mü bir tane yavru? Mehmet görmüş, şey yapabilir. Evet. Duvarlara çıkabilir. Akrep de çıkabilir. Akrep de hani sorun yok, üstüne basmıyorum ama hani yılan sıçrayabiliyor ya. O kadar kaçar zaten. Gelirsen şey yaparız. Bahçe salır. Dev gibi değil mi? Nasıl koymuşlar zamanında evi kana? Hakikaten nasıl koymuşlar ya? Nasıl taşımışlar? Güngör bayağı güzel düzleşmeye başladı, evet. Değil mi? Güzel oldu. Sanki şey, arazi büyüdü de değil mi? Enlemesi de gördüm. Hem 1,5 metre büyüyecek, hem hani burada da çok fazla ufak tefek taşlar vardı. Onlar da dalınca tam olarak ortaya çıkacak hakikaten. Ay çok heyecanlı. Daha bir kaya çıktı sanki. Şuradan bir kaya çıktı sanki. Kaya var mı burada? Thank you.
Bademin altına geçmişsin ha. Ben de gölge arıyorum sürekli. Evet evet, benim yandı yahu benim de. Çok sıcak. Ben de geleyim bademin altına. Kaç kere tavaf ettim bilmiyorum araziyi. Ben arabayı böyle çıkartayım gibi gördüm. Onun buradaki şeyi bitince ki diğer tarafı evet rahat rahat alabilsin. Önce onun işi bitsin. Alırım gidip. Anladın mı? Anladın mı? Anladım. Bir taşlarda kemer ilk iç taşlarda koyabiliriz. Önce doğu ve batı duvarı ama. Bu en son. Yok, basıyor zaten lazım. Ama önce direkleri dikmeliyiz. Ama yok, bize düşmesin diye. Güngör, direkler zarar görüyor. Çok dibe geldi. Direkler oynadı ya. Güngör çok bence getirdi. Bu kadar gelmese iyiydi bence. Thank you.
duvar diplerini bitirdik. Şimdi foseptik çukurunu kazmaya başladık. 2 metre derinliğinde 2'ye 2 bir foseptik çukuru kazacağız. Selamlar. Biz bir bayram tatilini daha fırsat bilip koşarak geldik. Burayı da al, burayı da al. Vallahi ben hiç böyle bir şey beklemiyordum. Ama duvar yıkılacak ama yeminle. Tamam, ona bir şey demiyorum ama ben bu kadarını gerçekten beklemiyordum. Ben bile dedim ki ya eyvah, biz ne yapacağız ya? Duvar ustası değiliz bir şey. Biz nasıl hakkından geçeceğiz? Biliyor musun, nereden baksan 20-25 metre duvara aldık ya. Evet, güzel oldu ama. Çok evet, güzel oldu. Güzel oldu böyle. Doğru mu yapacağız onu bilmiyorum. Yapınca daha da güzel olacak. Yani inşallah. Bilmem artık yolda öğreneceğiz. Tamam. Duvarı yapa yapa duvar yapmayı ya öğreneceğiz. Yani ya da bir yerden sonra yok kardeş bu bize göre değil deyip birilerini tutacağız herhalde, gün gördüm. Yapacağımıza inanıyorum aşk. Ay şimdi önce biliyorsunuz ya hani otopark kapısından yer açacaktık. Şimdi onu da ölçeceğiz tabii, göstereceğiz size. O yüzden kepçeyi şuradan aldık. Ben alayım mı istersen gimbal elime? Al aşkım. Şimdi aslında amacımız şuraya biliyorsunuz bir otopark kapısı yapacağız. Yaklaşık 5 metrelik bir araç girmek için bir kapı olacak. Bir tane de yaya kapısı yapacağız yanına. Dolayısıyla şimdi burada yandaki duvardan başladık ama zaten tam da aldırmadık. Şuraları birazcık kot farkı olacak ya. Buraya yaptırdıktan sonra şeyi, otopark kapısını, o ilk giriş kısmını mecburen dolduracağız ki şöyle araçla böyle geldiğimizde rahat bir dönüş yaşayabilelim diye. O yüzden oraya dokunmadık. Zaten yolun kendisi var. O kısım mecburen doldurulacak değil mi Güngör? Evet. Evet Güngör'cüm. Kazmalar, kürekler hazır. Biz bir 9 günlük tatile başladık. Çok korkuttu beni. Gerçekten korkuyorum şu anda. Bayağı korkuyorum. Biraz temeli kazdım. İşte biraz daha toparlayacağım. Sonra evet, bir sürü taşlarımız da var burada. Yeteneğiniz taş varsa zaten. O taşları tekrar kullanarak bir 60 santim civarında 40 ile 60 arasında bir şey olacak. Duvar öreceğiz. Temeleri yaklaşık 40 santim mi şimdi açacağız? Bir şey yapacağız. Eğimli olacak ki biraz. %7 eğimli ya da %8 eğimli yapacağız. Hı hı. O için biraz geniş olması lazım. Sağlam olsun. Bir de yol lambasından etkilenmesin diye. Evet. Duvarı da yoldan biraz yukarıda yapacağız. Yani bir yaklaşık 1 metre kadar duvarı yükseltmemiz lazım yolun üzerine. Evet. Zaten gittikçe şimdi o ilk işte sınırın başladığı yerde şurada 2 metreyi buluyoruz değil mi Güngör? Evet, bulacak. Ay Güngör, 2 metre duvarı nasıl öreceğiz ya? Öreceğiz aşkım. Hadi inşallah. Ya dün işaret yaptık ya. Taşı işaret yaptık. Hadi bakalım hadi. Evet, onu da göstereceğim. Onu da göstereceğim. Hı-hı. Şöyle buradan devam edeceğiz. Karısı aslında temel açmakmış değil mi? Evet. Burası temizlemek demiş. Ya o kadar çok video izledik ki taş duvar yapımıyla ilgili. Tabii insan videoyu izlerken yaparım ya diyor yani. Çok da şey değilmiş yani. Ya taşlar büyük kaldırması kaldırmayacağını kalacağım diyorsun. Taş kalkmayacağım. Evet. Zaten herhalde işin en büyük sıkıntılarından birincisi de o yani. Evet. Fıtık fıtık olmayalım yok, da. Yok yok. Yani mikrofon şey, çok büyük taş. Şuraya bakar mısınız? Resmen bir dağ oldu önümüzde. Ama bay taşımız var ama. İkisi taşı evet, taşımız olmayacak. Ama kod farkını çok güzel aldık. Evet. Şu anda çok rahat yürünecek bir hale geldi. Yani gerçekten kepçenin bu anlamda faydasını gördük. Duvarı yapınca hakikaten güzel olacağını ben de düşünüyorum. Yapabilirsek eğer tabii. Bu konuyla ilgili bilen arkadaşlar lütfen yorumlarınızı bizden esirgemeyin. Her türlü fikri kesinlikle açığız. Çok biraz duvar taş yoldu. Yani şey kazarken yaptığımız direkler de yıkıldı. Evet, oradaki mesela 2-3 tanesi sanıyorum. Onlar mecburen yıkıldı. Duvarın çok yakınında olduğu için. Neyse ama yapacağımız duvarın üstüne bir tablo beton diyorlar evet, değil mi ona? Atınca o zaman direkleri daha da sağlamlaştırmış olacağız değil mi Güngör? Kesinlikle daha iyi olacak. Evet. Evet ya şuna bak. Kemal amca sağ olsun, şimdi ondan şey de aldık. Taş kırma
çekicini de aldık. Kıra kıra öreceğiz. O kadar fazla taş çıktı ki bunlarla herhalde bir kısmını öreriz diye düşünüyorum. En az yarısını öreriz diye düşünüyorum. Öyle mi en diyorsun? En az temel kısmını yaparız, üst kısmını öreriz. Ayrı taş alırız gene. Hadi umuyorum ya. En azından bunu da kaldırmış oluruz. Evet, bayağı sizden tutuldu bunlar da. Evet. Toprakları ayırıp bahçe toprak olarız. Şey kullanırız. Arada toprak ayırıp taşlardan. Evet. Bostanımıza kullanırız onları da. Şuraya bakar mısınız? Taş, 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 taş. Vermeden üstebilirsin yani. Evet. Sana bir şey söyleyeyim mi? Yani bu kadar taş örmeye başlayıp da eğer öğrenebilirsek, yapabilirsek artık evlere de gideriz. Evet. Ve foseptik çukuru. Evet, taş bir şey kazamadık. Evet. Daha doğrusu kepçenin ucunda kırma şey olmadığı için dolayı. Evet. Kepçenin kendi ucundan dolayı bu kadar oldu. Biz de bilemedik çünkü tam foseptiği kazdığımız yerden şey çıktı, kaya çıktı. Ama baksanıza. Ya yani kırmızı olsaydı kırılabilirdi. Sadece kepçe vardı ucunda, ondan dolayı olmadı. Evet. İşte kırmızı o yüzden kepçe tekrar gelecek herhalde iş güç bitince. Çünkü şimdi artık bıraktık. Hani bu duvarı artık, bütün iş bu şimdi artık. Bu duvarı örmek. En azından hani kepçe geldikten sonra buradan kalan bir şeyler varsa onları da götürür. Hepsi bir arada bir kere iş olsun dedik. O yüzden bu foseptik şu anda 1 metre kadar kazıldı sanıyorum. Aşağı yukarı bunu en az bir 2 metre yapacak şekilde daha da derinleştireceğiz. Aslında hani çapını da böyle 2 metre yapalım demiştik ama işte oradan kaya çıkınca birazcık sağa kayalım dedik, biraz sola kayalım dedik. Bu sefer dev gibi bir çukur oldu. 4 metre çıktı. Ama bunun avantajı ne olacak biliyor musun Güngör? Normalde foseptik yapılınca hani etrafında taş döşenir ya. Evet. Şimdi artık böyle bir derdin kalmayacak. Zaten doğal bir taş döşeme var yani. Direkt üstüne betonu atıp kapatacaksın. Hiç zannetmiyorum. Baksana. Dilim dilim. Bakar mısınız? Şuradan da göstereyim. Ya benim derdim su çekecek mi? Taştan sonra. Su gidecek mi? Ay çeker bence ya. Güngör. İnşallah. Ha? Çeker çeker. Bence çeker. Ama arada toprak da var. Taşlı toprak da var. Hı hı. Evet bakın. Ardıç'ı da geçtik birazcık. Obamızı kurduk. Gölgeliğimiz falan her şeyimiz hazır. Taslamamız. Ha, bu anlamda keyfimiz yerinde. Biraz rüzgar çıktı. Şuraya kadar geldik işte. Hemen Ardıç'tan sonrasına kadar buraya kadar aldık. Şimdi en büyük olaylardan bir tanesi bahçeyi kepçeyle nasıl yapacağımız konusuydu. Aylardır. Evet, nasıl yapacağımızı yani şu olarak ne yapacağız, ne edeceğiz. Çünkü bir de yani normal kepçe bulmak sıkıntı. Burada Aksaki'de olduğumuz sitede bir tane kepçeci var. Onunla şey yaptık, görüştük, Bahçemize geldiler. Yaklaşık bir 6,5 saat kadar beraber çalıştık. Biz tarif ettik, onlar kazdılar. Daha doğrusu bir kepçeydi zaten. Ya zaten alternatifin olmaması çok zorladı bizi. Neden diyeceksiniz? Şimdi mesela Manavgat'ta kepçenin saati 650 dediler. Burada alternatif olmadığı için 800 dedi. Ki biz bir aydır hani bunu programlıyoruz, planlıyoruz falan, görüşüyoruz telefonla. 650 ile başladı, 700 oldu, 750 oldu. Bizim buraya yani bir gün önce komşu yaptırdı. 750'ye buraya geldi, oldu 800. Çünkü mazot dedi 30 lira oldu. Manavgat'taki de 30 lira, o da 650 idi. Ya alternatif olmayınca bu işlerde yapacak bir şey yok yani. Adam 800 de dese, 1000 de dese, eğer kepçelik bir iş varsa artık alternatif yok yani. Onu gözden çıkaracaksınız. Hani hep diyoruz ya en başından beri, mümkün olduğu kadar kendi işçiliğimizi kullanarak bir şeyler yapmak istiyoruz. Hani bazen Güngör'e de diyorum, varsın yamuk olsun duvar ama yeter ki biz yapalım. Çünkü uğraşması zor olduğunu biliyorum. O yüzden işte şimdi kod farkını almak için bir kepçe gerekiyordu. Aslında biz şöyle demiştik hatırlarsanız, hani bir foseptik çukuru kazdıracağız, bir de evi yapacağımız yere düzleştireceğiz. Hani sert zemini bulacağız. Kepçe hani o zaman geldiğinde bir de otopark kapısı açılacak, onları yapar. Sonradan düşündük ki şimdi evet evi yapacağız, foseptik açacağız ama şimdi biz bir de bu ardıçın altına da bir tane bir açık mutfak yapacağız. Yani bir çardak yapacağız aslında, içinde hem mutfak olacak hem İşte bir yaşam alanı, bahçedeki işleri yapacağınız bir bahçe fırını vesaire. Bunun için de bir çardak alanı oluşturmak istiyorduk.
Sonra tekrar mı gelecek? Zaten evi kazacak, buraya kazacak, buraya kazacak. Duvarların diplerini almayı planlıyoruz. Duvarların diplerini aldıktan sonra zaten buradaki toprak da buraya yığılacak. Bu durumda her tarafı düzleştirmekten başka yol görünmedi bize yani. Mantıklı geldi. Artık bir kere olacak bir şey yani bu. Çünkü biliyorsunuz daha önceden burası sürüldüğü için o üstteki böyle bir işte 20-30 santimlik yumuşak bir toprak var. Hani yürürken de zorluyor. Yağmurda şey oluyor, ıslanıyor falan, çamurlaşıyor. O yüzden gözümüzü kararttık. Dedik ki tamam yani. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler, bizler deyiz. Buyurun. Ne güzel yeri bulmuşsunuz ya. Teşekkürler. Sağ olun. Komşu geçiyormuş, selam verdi, sağ olsun. Bugün Arife, bayrama hazırlanıyoruz. Ha, bu vesileyle şimdiden bayramınızı kutluyoruz. Biraz geç izleyeceksiniz belki siz bu videoyu ama umarım sevdiklerinizle beraber nice güzel bayramlara diyorum ben. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Evet, iyi bayramlar. Evet, tabii şimdi biz burayı düzleştirince de aşağıdaki duvarımızın arasında bir aşağı yukarı bir 40 santim, yarım metre orada da bir kot farkı oldu. Duvarla bizim şimdi toprak arasında, an arasında yani, dolayısıyla şimdi buraya da bir duvar yapmak gerekecek. Yani kuzey cephesine de, kuzey batı cephesine zaten yapmamız lazım. Biliyorsunuz oradaki şeyler bayağı yıkılmış duvarlar. Evet. Doğu cephesi de biraz yapılacak. Dört cephesi oldu işte. Her dört cephesi yapılması gerekiyor. Evet ya, hiç böyle hayal etmemiş. Yani bu duvarları alacağını hiç bilmiyordum. Bana da söylemedin, bana da sürpriz oldu. Bakınca bir şey oldu yani. Ben öyle bir şok oldum, anlatamam. Kalbim güm güm eyvah dedim. Duvar gitti, ne yapacağız? Bu duvarı nasıl yapacağız biz? Ama yıkmadan olmaz çünkü altına koyunca sen duvar kendisi yıkılacaktı zaten. Haklısın. Tabii şimdi yani sonradan işte Güngör'le konuşuyoruz, anlatıyor. Tamam, gerçekten doğru. Şimdi kadastra kanununda şey diyor. Evi yapacağınız, yerleşkenizi yapacağınız yer komşunun arazisine 3 metre, yola 5 metre mesafede olmalı minimum. Şimdi buradan komşunun arazisine biz de saydığımızda hani 3 metre bırakacağız diyelim ama 2 metresi zaten yıkıntıydı. Duvar yıkıldığı için zaten hiç kullanılamaz. Yani eğer dokunmasaydık oraya, evi yaptıktan sonra evin arkasından geçecek bir yol kalmayacaktı. Olmayacaktı. Yapmak gerekiyordu yani. Bu yapacağımız şey doğru karardı aslında. Evet, o yüzden karardı. Hani evin arkasında da bir hani yol döşeneceği için, oradan da bir geçiş yapılacağı için mecburduk yani o dipleri almaya da. Biliyorsunuz bir de zaten 1 metrede komşu arazisindeydik burada. 20-25 metrede 1-1,5 arasında oradan yer almamız lazımdı. Çünkü biliyorsunuz dikdörtgeniz yani hafiften. Eski topraklı arazi kaymış aslında. Yani her şekilde gitti. Ya olan şeyler çok güzel. Onda hiç sıkıntı yok. Sadece duvar konusunda yani yapabilmeyi çok istiyorum. Ben umutluyum olacak. Umarım bir ustaya muhtaç olmadan yapabiliriz. Yapacağız. Umutluyum. Güngör çok umutlu vallahi. Seni umutlu görünce ben de umutlanıyorum. Yani sen yapacağız deyince bana da bir şey geliyor yani. Yapacağız gibi hissediyorum ben de. Ben de mutlu oluyorum. Tabii senin. Ki olacak. Olacak olacak. Biraz yorucu olacak ama. Vakit alacak ama olacak. Olsun ya. Zaten zaman konusunda aylar da sürebilir yani. Hiç sıkıntımız yok. Aylar sürer. Çünkü arazi bütün duvar olacağı için. Yani. Olsun. Önce bir önemli olan bir ucundan başlamış onlar. Evet. Evet, o yüzden duvarla başladık. Kepçe geldi. Arkasından duvarla devam edeceğiz. Bakalım ne kadar yapabiliyoruz. Araziyi bir şekilde çevirmeye çalışacağız. Önce duvarlarımızı yapacağız. Bu konuyla ilgili yani duvar yapmakla ilgili söyleyeceğiniz eğer bu konuda deneyimliyseniz, fikriniz varsa bize yol göstermek adına lütfen yorum yapmayı unutmayın. Bize yeni fikirler vermeyi unutmayın. Bunlara çok ihtiyacımız olacaktır. Hazır yolun başındayken yeni fikirlere, yaratıcı fikirlere yorumlar kısmı tamamen açık. Şimdi biz artık saat 4 olmaya başladı, 3.30 artık. Öğlen güneşini de yavaş yavaş atıyoruz. Çalışmaya başlayabiliriz. Evet, Mete bakalım, devam edelim. Evet, bu video şimdilik bu kadar olsun. Ama köye geldik. Serüven başladı. Evet. 9 günlük heyecanlı. Bakalım ne kadarını yapabileceğiz. Hep beraber göreceğiz. Bir sonraki videoda görüşürüz o zaman. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hazır mısın? Hazırım. Hadi bakalım duvarcı. Güzel bir rüzgar var, biliyor musun? Bunu şimdi kullanabiliriz.